Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan kararına göre konutlarda kullanılan elektriğin kilowatt saati %9.57 artış ile 29.578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise %9.26 arttı. 2018 yılının zam ayı şampiyonu belli oldu. Ağustos ayı. Çünkü bir zam haberine adapte olamadan bir başka zam haberi daha geliyor. Havadan mı, sudan mı bilinmiyor ama evlerdeki elektriğe tam olarak %9.57 zam geldi. Ne kadar geliyor peki elektrik faturası size? 60 civarında geliyor. Şimdi daha da fazla oldu. Hiç iyi bir şey değil. Biz hiç bu kadar beklemiyorduk. Hani düzelteceklerdi. Bu daha aşağı düşecekti. BOTAŞ ise yaptığı açıklamayla doğalgaza, konutlarda ve küçük ile orta ölçekli işletmelerde zam yapıldığını duyurdu. Ceplere darbe vuracak bir başka zam haberi de doğalgaza geldi. Evlerde %9, işletmelerde ise %14 zam yapıldı. ABD'den yaptırım haberinin ardından dolar tarihi zirvesini zorlayarak yine yükselişe geçti. Zamların yanı sıra dolardaki artış da durdurulamıyor. Doların bugünkü değeri tam olarak 5 lira 7 kuruş oldu. Mustafa Kemal Atatürk hani o dönemde doları 0.79'a çekmiş bir insandı. Hani o dönemi çok iyi biliyorum. Hani okudum falan. Hani günümüze bakıyorsunuz. Bence o dönemden daha gerideyiz. Yok, dolar daha düşmeyecek, daha da yükselecek. Beklentilerimiz 5.20-5.30 seviyelerini görmesi. Simitin olmazsa olmazı susam bir yıl içinde pahalanarak gündemin ilk sırasına oturdu. Susam fiyatlarındaki artış simidi de vurdu. Son bir yılda dolarda yaşanan artış %90 ithal edilen susamın da fiyatını artırdı. Hal böyle olunca iş sabahlarının vazgeçilmez kahvaltısı olan simitte fiyat arttı. Kurbanlık alacaklar için de kötü haber çünkü kurbana da zam geldi. Kurban bayramına sayılı günler kala da gelebilecek en kötü haber geldi. Kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla tam olarak %10 zamlandı. Geçen sene bir 900 lira falan rahatla bulabiliyorduk. Bu sene 1 liradan aşağıya bulunmuyor. 1 liranın üstünde rahatla. Küçük baş fiyatı. Küçük baş olarak. Büyük baş olarak da 3,5'tan falan aşağı başlıyor. Yükseliyor, daha aşağısı bulunuyor. Ardı ardına gelen zam haberlerine de sosyal medyadan tepkiler sürüyor.